Haberin doğru adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Yeni günde yeni gelişmelerle karşınızdayız. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Altınsoy ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Piyade Komando Uzman Çavuş Emre Özcan'ı Baba Ocağı'nda ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundular. Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan ve evde tedavisi süren Piyade Komando Uzman Çavuş Emre Özcan'a geçmiş olsun dileklerinde bulunan heyetin gündemi, Afrin bölgesinde devam eden operasyona ilişkin kararlılık mücadelesi ve destek kampanyaları oldu. Başkan Yazgı, vatan için canını ortaya koyan, vatanın huzuru, güvenliği ve istikbali için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan aziz şehitlerimizin ve siz gazilerimizin ailelerinin gururuna ortak oluyor, kederlerini de canı gönülden paylaşıyoruz dedi. Allah yardımcın olsun. İnşallah birazcık şifaya kavuşun, tekrar cepheye gideceksiniz. Bizim de dualarımız her zaman sizlerle beraber. Annenizin, babanızın dualarını bizim dualarımızla katıyoruz. Allah yardımcınız olsun. Bir isteğiniz, yapacağınız bir şey varsa da her zaman emrinizdeyiz. Ben Afrin'de göğüs göğüse çarpışan vatan evlatlarını Allah korusun diyorum. Muzaffer kılsın diyorum inşallah. Emre kardeşimiz de Allah korudu inşallah. Bundan sonraki mücadelesinde de başarılar diliyorum. Biliyorsunuz besleme terör örgütleriyle biz mücadele ediyoruz. Terör sevicilerin üzüldüğü kadar biz seviniyoruz diye düşünüyoruz. Allah ordumuzun muzaffer olsun inşallah. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Piyade Komando Uzman Çavuş Emre Özcan, Türk askerinin sınırda büyük bir kararlılıkla operasyonları sürdürdüğünü belirtip, tek isteğinin en kısa sürede iyileşerek görevinin başına yeniden dönmek olduğunu söyledi. Aksaray Belediyesi Aksaray Önder İmam Hatipler Derneği ve Genç Önder İmam Hatipler Derneği tarafından Aksaray Kültür Merkezi'nde Afrin bölgesinde gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçikler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Fetih Suresi okundu. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Afrin'de devam eden operasyonda kahraman ordumuza desteğimiz devam ediyor. Allah ordumuzu muzaffer eylesin diyerek programa katılan herkese teşekkür etti. Bu güzel programı hazırladığı için başkanımın da dediği gibi başta genç önderlere teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir nesil geliyor. Yani canı yürekten tebrik ediyorum. Yolu Cami'de başlattığımız program, daha doğrusu birçok programımız var ama en yakınından başlayarak söylemek istiyorum. Yolu Cami'de sizler de bildiğiniz gibi dualarımızla biz Afrin'de Türk askerimize, oradaki kahramanlarımıza dualarımızı ediyoruz. Bugün de bunu taçlandıracak güzel bir program hazırlandı. 5 tane hafızımız gelecek burada. Hem Kur'an-ı Kerim'den bize ayetleri, sureleri okuyacaklar, hem de bizler yeniden dua edeceğiz. Şunu söylemek istiyorum, hepimiz bunun bilincindeyiz ve farkındayız. Az önce şehitlerimizin ismini sayarken hepimiz buradayız dedik. Biz öyle bir milletiz ki dedelerimiz hep şehit. Hep şehit çocuklarıyız ve bu toprakların kıymetini ve değerini hepimiz biliyoruz ve farkındayız. 15 Temmuz'da biz bunu çok iyi gösterdik. 15 Temmuz'da meydanları doldurarak biz bunu o kadar iyi anlattık ki yedi düvel artık anladı ki bu iş, yani bizleri hiçbir zaman bölemeyeceklerini, parçalamayacaklarını farkına vardılar. Peki bu sefer ne yapmaya başladılar? Bu sefer taktik değiştirdiler. Dediler ki madem ki biz Türkiye'yi bölemiyoruz, o zaman Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde, hazır oralarda karışırken yeni bir terör devleti oluşturalım. Bu terör devletini Türkiye'ye sınır yapalım, başına bela edelim diye uğraştılar. Ama Allah'a çok şükür ki bir şeyi hesap edemediler. Dünyanın en büyük lideri bizim başımızda, onu hesap edemediler. Yılda belki 200 yılda bir gelir. Onun için onun kıymetini bilmemiz lazım. Ona dualarımızda her vakit o dualarımıza katmamız gerekiyor. Buna mecburuz, şart. Çünkü bizim gidecek hiçbir yerimiz yok. Bizim sığınacağımız hiçbir ülke yok. Biz hepimiz şehit olmaya aday insanlarız. Bize dense ki hadi elinize silah alın gidin,
hiçbirimiz bir dakika bile tereddüt etmeden gideriz. Nereden mi biliyorum? 15 Temmuz'dan biliyorum. O meydanı doldurduğumuzdan biliyorum. Şimdi geçenlerde çok değerli bir büyüğümüz şu ifadeyi kullandı ve benim çok hoşuma gitti. Tarihten de güzel bir ibretlik dersti bu. Dedi ki İkinci Dünya Savaşı bitti ama Birinci Dünya Savaşı hala devam ediyor dedi. Bakın çok ilginç bir tespitte bulundu ve benim hakikaten çok hoşuma gitti. İkinci Dünya Savaşı'nda biliyorsunuz Avrupalılar birbirleriyle savaştılar ve savaşın sonucunda da birleşerek Avrupa Birliği oluşturdular. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'ya karşı yapıp Osmanlı topraklarını paramparça ettiler, bir sürü devlet çıkarttılar ve dedikleri şey şu, sorun varsa bölünün, sorun varsa ölünün. Böyle bir zihniyeti hepimize işlemeye çalışarak bu kadar fitne fesatı İslam aleminin içerisine atmayı başardılar. Şimdi bize düşen şey şu, bu savaş hala devam ediyor, önce bunu bileceğiz. Avrupalıların, Amerika'sının niyetinin ne olduğunu bir kere daha farkına varacağız. Bizim bizden başka dostumuz yok. Bunu çok iyi bileceğiz. Bir de Müslüman alemi, İslam alemi ayağa kalkmazsa bu zulümler devam edecek. Bu programlar vesilesiyle dualarımızın içerisine inşallah bunları da katalım. Müslümanların uyanık olması, daima bu konularda tetik içinde olması bizler için önemli. Aynı zamanda tekrar da sözlerimi sonlandırırken şunu söylemek istiyorum. Afrin'de Zeytin Dalı Operasyonu'nda bulunan bütün Mehmetçiklerimizin Allah yardımcısı olsun. Orada şehit olan bütün kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. Gazilerimiz ki bugün bir gazimizi ziyaret ettik Aksaray'ımızda. O şevkle, o istekle iyileşmeye başlamış ve tekrar cepheye gidecek. Bütün gazilerimize de buradan acil şifalar diliyorum. Orada yarım kalan işleri inşallah bitirerek memleketimize, milletimize güçlü bir şekilde dönmelerini arzu ediyoruz. Allah hepsinin yar ve yardımcısı olsun. Bu programa emeğe geçen bütün herkese de teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Programa katılan İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Can, kalbimiz ve dualarımızla Mehmetçiğimizin yanındayız dedi. Evet, bugün Anadolu'nun önemli illerinden bir tanesindeyiz. İç Anadolu'ndayız. Gerçekten vatan denildiğinde, millet denildiğinde ayağa kalkan şehirlerden bir tanesindeyiz. Zor günler geçirdik. Az önce belediye başkanımız bahsetti, Önder başkanımız bahsetti, Cumhurbaşkanımız her gün bahsediyor. Kolay günlerden geçmiyoruz. Ama bizim bildiğimiz bir şey var. Bu millet her daim zorlukları yenmeyi başardı. Bu millet her daim dünyaya kahramanlık nedir, gazilik nedir, şehitlik nedir bunu net bir şekilde gösterdi. Bunu biz İstanbul'u fethedilirken Ulubatlı Hasan o bayrağı dikerken gördük. Bunu biz Çanakkale şehitlerimizde gördük. Ve bunu biz 15 Temmuz'da Ömer Haris Demir'de gördük. Bu milletin çocukları candan korkmaz. Bu milletin çocukları şehit olmaktan korkmaz. İmam Hatiplisiyle, İmam Hatipli olmayanıyla bu milletin çocukları Allah'ın izniyle vatan söz konusu olduğunda ayağa kalkar. Öncelikle Afrin'de şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ve bu vesileyle bütün şehitlerimizi tekrar hatırlıyor, onlara da Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilere acil şifalar diliyorum. Allah onların yardımcısı olsun, Mehmetçimize de güç ve kuvvet versin. Protokol konuşmalarının ardından program geçen yıl Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasında dünya birincisi olan Kamal Mahmadov, Türkiye ikincisi Hafız Bekir Büyükkurt ve birçok hafız tarafından Kur'an tilavetiyle devam etti. İnnemâ tunzirullezîne yahşevne rabbehum. Kur'an-ı Kerim tilavetinin gerçekleştirildiği, Fetih Suresi'nin okunarak duaların edildiği programın ardından programa katılanlara Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye edildi.
Fenerbahçe'nin Çocuk ve Gençlik Kulübü projesi kapsamında Türkiye'nin dezavantajlı bölgelerinde çocuk ve gençlere basketbolu tanıtmak ve sevdirmek amacıyla başlatılan 1907 Okula 1907 Pota projesi kapsamında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım Atatürk İlkokulu'nda çocuklar ve Fenerbahçelilerle bir araya geldi. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmak, spor ve basketbolu geniş kitlelere yaymak amacıyla sürdürülen POTA projesinde ihtiyaç sahibi okullar bağlı bulundukları il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine bir başvuru yaparak okullarındaki basketbol potası ile ilgili bilgilendirme yaparak talepte bulunuyor. POTA kurulmasına aday olan okul isimleri Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından Fenerbahçe Gençlik ve Çocuk Kulübü'ne gönderilen il geneli liste üzerinden yapılacak değerlendirme sonrasında belirleniyor. Bahçesinde potası olmayan okullara yönelik başlayan projede Aksaray Merkez Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde Atatürk İlkokulu'nda pota açılışına katılan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ayrıca Aksaray Fenerbahçeliler Derneği açılışını gerçekleştirdi. 1907 okul 1907 pota projesi için bugün arkadaşlarla buraya geldik. Sayın Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım Beyefendi'ye Aksaray'a 1907 okul, 1907 POTA projesinde katkılarda bulunduğu için tekrardan teşekkür ediyorum. Bu çağda çocuklarımızın bilgisayardan, akıllı telefonlardan POTA'ya yönelmesinde katkıda bulunan tüm dernek yöneticilerine, velilere hepinize saygılar duyuyor. Başkanımıza tekrardan hoş geldiniz diyor. Çok teşekkür ediyorum. Çocuk ve gençleri zararlı alışkanlıklardan korumak için basketbola yönlendirmek, sporu bir yaşam biçimi haline getirmelerini sağlamak ve takım olma duygusuyla çocukların birbirleri arasındaki iletişimini güçlendirerek kazanmayı ve kaybetmeyi sporla öğretmek hedefleniyor. Proje kapsamında zemin yenileme desteği ve bir adet basketbol potası kurulumu ve iki adet basketbol topu hediye ediliyor. Aksaray Belediyesi sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında birçok kişisel gelişim ve girişimcilik kitabı bulunan Ahmet Şerif İzgören'i Aksaraylılarla buluşturuyor. Eğitime verdiği önemle dikkat çeken Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, daha pek çok alanda eğitim ve seminer programları kapsamında çok önemli isimleri Aksaraylılarla buluşturuyor. Kişisel gelişim ve girişimcilik üzerine birçok kitabı bulunan, yurt içi ve yurt dışında pek çok seminer veren Ahmet Şerif İzgören, katılmak isteyen herkese açık olan eğitim semineriyle mücadele ruhu, bilgi, girişimcilik, planlama, karakter ve iyiliğin iş hayatında başarıya nasıl dönüştüğüyle ilgili girişimcilik konusundaki tecrübelerini katılımcılarla paylaşacak. Aksaray Belediyesi sosyal kültürel etkinlikleri çerçevesinde kurum kültürü, liderlik, girişimcilik, motivasyon ve iletişim konu başlıkları altında düzenlenecek olan Ahmet Şerif İzgören ile At Şu Adımı semineri 27 Şubat Salı günü saat 19.30'da Aksaray Kültür Merkezi'nde yapılacak. Aksaray Belediyesi bünyesinde açılan uygulamalı tiyatro kursuna katılan kursiyerlerin hazırladığı İçimizdeki Biz adlı tiyatro oyunu Aksaray Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Aksaray Belediyesi bünyesinde aktif çalışmalarını sürdüren ve öğrenciden öğretmene birçok meslek grubundan tiyatro severin oluşturduğu isimlerden oluşan tiyatro ekibi seyircisinden tam not aldı. Kültür sanat alanında dev prodüksiyonlara ev sahipliği yapan Aksaray Belediyesi, kendi bünyesinde kurduğu tiyatro ekibiyle tiyatro alanındaki kurs ve eğitim boşluğunu doldurarak toplumdaki kaynaşmayı, birliği, kardeşliği ve arkadaşlığı güçlendirmeyi amaçlıyor. Yönetmenliğini Polat Oğuz'un üstlendiği bir ailenin kültüründen ve değerlerinden uzaklaşmasını mizahi bir dille anlatan, izleyenlerin büyük beğenisini kazanan oyun uzun süre alkışlandı. Oyun sonunda Vali Aykut Pekmez, Güzelyurt İlçe Kaymakamı Mehmet Göze, Gülağaç Kaymakamı Kadir Ulusoy, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hamza Aktürk ve Belediye Başkan Yardımcısı Güven Kemerkaya oyunculara teşekkür belgelerini takdim etti. İçimizdeki Biz adlı oyun 1 Mart Perşembe günü saat 15'te Aksaray Üniversitesi'nde bir kez daha sahnelenecek. Spor Toto Ballı gibi 5. grup temsilcimiz 68 Aksaray Belediye Spor hafta sonu kendi evinde karşılaştığı Kayseri Şekerspor'la 0-0 berabere kaldı.
Olumsuz hava koşullarının etkilediği karşılaşmada temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor şampiyonluk yolunda iddiasını sürdürüyor. Temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor bu hafta kendi evinde Kayseri Şekerspor'la karşılaştı. Maç öncesi sağanak yağmurun yerini güneşli bir havaya bırakması, karşılaşmaya çıkacak her iki takıma avantaj sağlasa da ilk yarının üstünlük sağlayan takımı Şekerspor oldu. Maçın 41. dakikasında Kayseri Şekerspor'dan Muhammed Ali Kızılkaya topu ağlarla buluşturdu. İlk yarının son dakikalarına doğru Kayseri Şekerspor'u 1-0 öne geçiren gol hakemin ofsayt kararıyla sayılmadı ve karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 bitti. İkinci yarıya daha etkili başlayan taraf siyah beyazlı temsilcimiz 68 Aksaray Belediyespor oldu. Rakibin kalabalık defans taktiğiyle aradığı golü bir türlü bulamayan temsilcimiz mücadeleyi elden bırakmazken maçın 77. dakikasında başlayan dolu yağışıyla hakem maçı durdurma kararı aldı. Alınan karar ile soyunma odalarına dönen her iki takımın futbolcuları dolu yağışının ardından verilen 10 dakika aradan sonra karşılaşmaya geri döndü. 10 dakika sonra tekrar sahaya çıkan iki takım oyuncuları kaygan ve ağır zeminde sahada top koşturmaya çalıştı. Olumsuz hava koşullarının etkilediği 68 Aksaray Belediyespor Kayseri Şekerspor maçı 0-0 sona erdi. Maç sonunda temsilcimizi sevindiren gelişme ise Nevşehir Spor'un kendi evinde Yozgat Spor'a 2-0 mağlup olması oldu. Tekerlekli sandalye basketbol takımımız 68 Aksaray Belediyespor kendi evinde Ceylanpınar Spor'a 68-60 yenildi. 68 Aksaray Belediyespor tekerlekli sandalye basketbol takımı ligin 13. haftasında kendi evinde pazar günü Ceylanpınar Belediyespor'la karşı karşıya geldi. 68 Aksaray Belediyespor Ceylanpınar Belediyespor'a 68-60 mağlup oldu. Bu skor ile tekerlekli sandalye basketbol takımımız 68 Aksaray Belediyespor bir maç eksiğiyle 17 puanla 8. sırada yer alırken Ceylanpınar Belediyespor 20 puan ile 6. sırada yer aldı. Sevgili seyirciler, Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle hoşça kalın.